Paris Masters'a geçelim o zaman erkekler tarafına hızlıca. Djokovic ile Dimitrov final oynadı. Yani Djokovic şampiyon oldu. Evet, Djokovic finaldeydi. Evet, bunlar artık haber değeri net olarak taşımıyor. Normal bulunabilir. Fakat burada tersten düşündüğümüzde Grigor Dimitrov'un 2023'ün sonlarında bir Masters turnuvasında Djokovic'in karşısında finalist olarak çıkması çok büyük haber bence. Çeyrek finalden finale yolculukta bu şekilde. Bilmem yanılıyor muyum? Yani esas haber orası. %100 haklısın. Yani evet, Djokovic o kadar alıştık ki orası çok normal geliyor ama tabii onun da 40. Masters şampiyonluğu. Onu, evet, ayrıca işte 399. Masters maç galibiyeti normal gibi böyle inanılmaz evet. Sayılar ve rakamlar var ama senin dediğin gibi yani Dimitrov'un 2017'den sonra ilk kez bir Masters finalinde oynuyor olması. Şampiyona da çok yaklaştı. Ama farkındaysan hani tesadüf olmadı çünkü haftalardır Dimitrov'un performansını ve acayip istikrarlı bir turnuva sezonunu konuşuyoruz. Sezonun başından beri tabii bu kadarını ben açıkçası beklemiyordum. Yok, bu kadarı fazla. Hani çeyrek yarı çok daha beklediğimiz senaryolardı ama yani burada aldığı galibiyetlere baktığında da hakikaten ya inanılmaz isimlere karşı yani fikstürüne baktığımızda Medvedev'i yendi, Bublik'i yendi, Hurkaç'ı yendi. Üstüne Çiçipas'ı yenip çıktı finale ve acayip çekişmeli maçlarda yaptı. O yüzden hakikaten Dimitrov buralarda görüyor olmak bence ayrı bir keyif. Çok güzel tabii, puanları da var. Kaybettiğinde çok üzüldü çok doğal olarak. Yani. Hatta işte Djokovic de yanına gitti bir tam röportajında onun üzgün olduğunu görünce bir sarıldı. Çünkü hani aynı dönemdenler. Tabii. Ve hep birlikte aslında oynuyorlardı ama Djokovic karşısında tabii galibiyet almak çok çok zor iş. Peki ikili istatistiğe bir göz atalım. Turnuva geneline de şöyle bir bakarız biraz sonra. Yani 2023'ün sonunda hala Djokovic-Dimitrov Masters finali izliyor olmamız, alttan gelmeye çalışan isimlerle ilgili problemler mi var? Onu da yine biraz konuşuruz. Dimitrov'un basit hatası çok fazla. Daha doğrusu Djokovic'in neredeyse sıfır. Orası çok ciddi bir fark. 16'ya 4. Servis kırma şansı zaten göstermedi. İlk servis 81, ikinci servis 69. Muazzam 200'de bu arada. 42 bile iyi Dimitrov'un. Böyle bir maç için ikinci servisi ki oradan düşünürsek Djokovic'in çok iyi bir ikinci servis performansı. 15'er winner ve play'e de çok fazla çıkmaya gerek olmayan bir maçın ardından Djokovic'in şampiyonluğu 7 oyun verdi. Yani şimdi burada aslında şey çok net tabloyu gösteriyor. Hani hiç servis kırma şansına hiç yani onunla karşılaşmayan bir Dimitrov var. Çünkü Djokovic ihtiyacı olduğunda servisini o kadar iyi kullanabiliyor ki. Bu maçta da çok net bunu gösterdi. Yani her iki sette de zaten birer kere Dimitrov'un servisini kırması ve kendi servis oyunlarında da bildiğini yapması yani çok tertemiz bir final maçı kazanmasına sebep oldu diyebiliriz. Ya, Djokovic'in en büyük özelliği ki bence hafta genelinde bu böyleydi. Bu arada hafta genelinde bir sırtından sakatlanma yaşadı aslında. Evet, Rublev'le yarı final maçında ikinci ve üçüncü set arasında bir fizyo çağırdı. İstedi, evet. Midesinde bir problem vardı bu arada. Midesinde bir hani sıkıntı yaşadığı bir haftaydı. Ona rağmen ve 3 tane maçı 3 setlik inanılmaz geriden dönerek kazandığı maçlar var derken ya bu final maçında sanki hiç yorulmamış, her şey çok yolundaymış gibi bir Djokovic gördük. Ve oyunun geneline baktığında hani böyle acayip winner'lar, inanılmaz bir agresiflik yerine çok etkili forehand'ler ama winner'dan daha aslında işe yarayan forehand'ler. Çünkü aslında forehand'leri sayesinde aslında Dimitrov'u daha çok hataya sürükleyen bir Djokovic vardı. Fazlasına gerek kalmadı yani. Evet, fazlası olmadan yani neyin işine yarayacağını çok iyi bilerek evet. Her iki sette de birer tane servisini kırarak böyle hani tertemiz bir maç çıkartmak için aslında oynadığı bir şey oldu. Ya bu final maçındansa bence başka hani diğer turlardaki aslında işte yarı finaller özellikle hem Dimitrov Çiçipas için söylüyorum. Hem evet. De Djokovic-Rublev için sanki onlar biraz daha böyle bizi heyecanlandıran maçlar oldu.